Geçmiş zamanda adamın biri dağda avladığı 10-15 tane kekliği satmak için pazara getirir. Gelen insanlar kekliklerin fiyatını sorar. Adam der ki, kekliklerim 10 akçedir. Yalnız en baştaki kekliğime 100 altın isterim demiş. Pazarı gezmekte olan padişah kalabalığı görünce meraklanıp tezgahın başına gelir. Evladım der, bu kekliklerin kaç para? Adam ise, padişahım, kekliklerim 10 akçedir. Yalnız en baştaki kekliğime 100 altın isterim demiş. Padişah şaşırmış. Evladım demiş, bu kekliklerin hepsi aynı. Bunun özelliği ne ki 100 altın istersin demiş. Adam ise, padişahım, ben dağda tuzaklar kurarım. Bu kekliğim de ötmeye başlar. Bunun sesini duyan diğer keklikler gelip benim tuzağıma düşer demiş. Padişah 100 altını çıkartıp adama vermiş. Kekliği alır almaz halkın içinde başını kopartıp yere atmış. Adam şaşırmış. Padişahım, 100 altın verdiğiniz kekliğin başını neden kopardınız diye sorar. Padişah da der ki, kendi ırkına ihanet edenlerin sonu kuş da olsa böyle olur demiş. Velhasıl kelam ki, benim bu güzel memleketimde yaşayıp Türk bayrağı altında gölgesinde yaşayıp da aşını ekmeğini yiyip ihanet eden, hainlik yapan insanların sonu da böyle keklik gibi olmalı ki kimse yediği kaba pislemesin. Allah'a emanet olun.